kum çeker. Beyoğlu'nun kızları civanım, Beyoğlu'nun kızları civanım. İşmar eden gözsüzler civanım, İşmar eden gözsüzler. Gençliğim bakma kurban, kurka kurban bas. Aç kolların sar boynuma, İster ölür ister az. Aç kolların sar boynuma, İster ölür ister az. Acaba benim kerimem
Rabbim Perisi hangi sınıftadır? Ay ah efendim, Rabbim olur kurttan kuştan. Ay bizi de onlardan esirgesin, amin. Amin. Ay feraset, tütset, ay o tütset. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Efendim ha, cinler mi gelecek? Ay, aman Mola Bey susun, peyleri ütüleceksiniz, iyi saatte olsun bari. Ay efendim, görmüyor musunuz? Hayat görmüyor musunuz? Hayat görmüyor musunuz? Çok net görüyorum hanımefendi. Ay peyleri ütülecek canım. Lan! Ütüleme kızlarım, vallahi seni ben atayım. Aa, gel, hadi sapıklar hanesine çevirdin. Eskiden babam bize böyle mi öğretti Kasımpaşa onlarında be? Ben böyle olacağını bilir miydim efendim ha? Bayayı, bayayı. Efendim ha? Ben korkuyorum. Al benden de o kadar. Ömrümde hayatımda böyle güzel şeyler görmedim. Bayayı, bayayı. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. Dilaver, Dilaver. Git şunu odundan kapatıver. Kapıyı da kilitle. Uzun kalacak sapık. Ay, 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 ay. Sırf dövmüyorum diye. Aman efendim, nedir bu haller böyle? Sormayın efendim. Anca geceleri kapıya üstüne kat kat kilitleyip uyuyabiliriz. Vay ayı, vay ayı. Aman ne olursa sizden olur. Esma Hanım nereye gittiler söyleyiniz. Vay ayı, sen gel ya, bana gelcim. Ay Esma Hanım'a ne oldu ay lütfen söyleyiniz. Vay ayı. Ay canım Rüküş Hanım, kızım Rüküş Hanım. Ay kız acıyor ne olur rica ediyoruz. Evet evet çok rica ediyoruz. Söyleyin kızım nerede? Ay kaptanın ardına gitmiş. Ay. Peki. Kaptan nereye düşmüş? Bilmem. Bir fırıldaklar çevriliyor ama hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu da. Biz fark edemedik. Aa! Cinlerin memleketi. Yecüc, Mecüc hepsi oradadır. Bak bizim efendi her bir boğa bildiği gibi orayı da bilir. Peki Kerime'nin bu dertten kurtulmasının bir yolu yok muymuş? Sor bakalım. Sarı güllü. Ay. Yanak benli. Ay. Kıvırcık kahküllü. Ay. Bir civan küçük hanımı o kurtaracak. İnsan nasıldı? Pek teferruatlı civanmış bu. Böylesini nereden bulacağım? Beni söyle. Ben söyle. Ay, beni söyle. Efendim? Ay. Müsaade buyurun. Bu işi kendi üslubumla halledeyim. Kendi üslubunla? Ne yapacaksın ulan? Yine rüşvet mi alacaksın? Efendim? Af buyurun. Şu karıyı falakaya yatırsınlar. Ah. Aa orası kolay. Çağırın tapınağı alsın. Ay, aman efendim ne yapıyorsunuz? Ay benim oldunuz. Bana bak Mehtaç ya, eski defterleri açtırma. Mehtaç ya, demiş ağzının ortasına vuruyor. Atma. Aa, atma. Ne atıyorlar ya? Sana atma dedim. Aa, sana atma dedik. Geri zekalı ne atıyor? Ay, 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 ay. Bucuk. Ay, bucuk hanımı kaptandan ortulur, ortulur, ortulur. Anlamadım. Bu bucuklayan benim kızım mıydı? Ben size demedim mi perilerin içine karışılmaz? Niye karışıyorsunuz ya? Babanın uşağı mı var lan? Kalk kendin al suyunu. Ay efendim, efendim güllerin altında kahraman içinde yatıyor. Lan, lan! Esma, kızım, Esma. Ay ama efendim, ben söylemiş miydim perilerin içine karışılmaz diye. Ay, pamuk getirin pamuk. Ay, periler kaldırın. Güllerin altına atmışlar. Ah, civanıma kıydınız. Anladım. Benim kızım orada serilmiş yatıyor da sizin neden kuşunuz başınız ayrı olmuyor? Evla, bunu
korkun hiç insana benzer hali kalmamış ki. Ay efendim, kolay mı? Kalktığından yuvarlandılar. Bakın şu sırtına, görsünler. Kemikleri geçine geçmiş. Adeta kambur olmuş. Esma, kızım bir iki söz söyle de o güzel sesini duyayım. Bu nedir ya? Bu kızın içine aç kakan kaçmış. Çabuk hekimleri, hocaları çağırın. Kızıma bir çare bulun. Ayağım efendim. Kızınıza hekim, hoca lazım. Ay söyle erik efendim. Hekimi hocayı bilmem ama. Benim sana biraz da yapacaklarımı çok iyi biliyorum. İnşallah efendim. Tövbe tövbe. Esma kızım. Ay, çıkıyor. 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 Hanımefendiciğim, yapıma istinaden küfretmeyeceğim. Yalnızca merakımdan soruyorum. Niye üzerime üzerime çıkartıyorsun? Ay feraset, beyler gittiğine göre teker teker anlat. Ay hadi anlat. Küçük hanımın perisine zalim. Ya peki Kerime'min bu dertten kurtulmasının bir yolu yok muymuş? Ay canım, ben operlerle boşuna uğraştım. İyileşecek, hem de hiçbir şeycik kalmayacak. Nasıl olacak bu iş? Cinli bir Adem oğlu olacak. Ya dilaver münasip gelmez mi? Bir tefellü tensip etti miydi? Ay aman efendim, damadınız Dilaver Bey, kızınıza münasip gelsin. Kızınıza ikram edin. Hanımefendiciğim, asıl size ne oldu da siz bu hale geldiniz? Çok merak ediyorum. Hanımefendiciğim, beni ona bırakmayın lütfen. Bunun bir kestirmesini bir de sizden yani. Bu akşam bahçenin dört bir yanına bal şerbetleri dökülecek. Ak ambet cisimleri verilecek. Ay, dokuz tane. Siyah, bensiz, horoz gözülce. Ay. Bu horozlara pek bir şeyler verir siz. Bekleyelim, ecelleriyle gitsinler madem. Ne iyi olur. Bakayım bir tersine kıvıracağım gülme. Anlat bakalım. Yarın sabah gün örgü sokağa çıkılacak. Son önemli kıvırcık akıllı bir delikanlı mı? Çünkü çocuk adamın nikahına bağlanacak. İşte bu Adem oldu. Küçük adamın perisini alacak. Küçük adamın böyle yeter kurtulacak. Yarın sabah gün örgü sokağa çıkılacak. Son önemli kıvırcık akıllı bir delikanlı mı? Çünkü çocuk adamın nikahına bağlanacak. İşte bu Adem oldu. Küçük adamın perisini alacak. Küçük adamın böyle yeter kurtulacak. Bir bok anlamadım. Ay aman efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ben anladım. Aman siz eksik kalın ne olursunuz. Hanımefendiciğim. Beni bu hanımefendinin memelerine bırakmayın. Bunun bir kesinlikle. İşte cinli bir Adem oğlu bulunacak. O zaman ben dört bir yana adamlarımı göndereyim de fikmiş bu civan bulup getirsinler. Ben de madem remil döktürerek kızımın... Hanımefendiciğim, bunlar ne böyle yavru köpek gibiler? Ay kızlar, yerime geçip periler düşecek. Ay aman efendim, benim çarpılacağız diye ödüm, ödüm kapıyı. Hanımefendiciğim, benim de size çarpacağım diye ödüm kapıyı. İnşallah. Neyse, ben odama çekileyim. Sarayı ulan kabeyin elika babasına manan kitaptan. Peri duaları okuyup üfleyin. Ferasetçim, sen de el ayak çekilin. Odama teşrif ediver. Beni bir okuyup tütsülersin. Ay ben okurum efendim. Hayır efendim. Siz kendinizi zevkle taşlıkta soğutabilirsiniz. Hayır efendim. Kaç mı? Hayır gitmeyin. Kaç mı? Hayır efendim, gitmeyin.
Ahmet Hasan diyorum. Etrafı sinekler bastı. Ne dersin? Ya ben de burada dadandım. Ne yapayım ya? Malına müşteri bulamayınca aşağıya siyafet çeker be. Ya şunun şurasında hepimiz esnafız komşuyuz. Rahat bırakın adamı. Bunun dükkanının halini biri görse var ya. İstanbul Efendisi'nin para kazı altında ya. Çırpırıp durur artık be ya. Ağzından yel alsın be. Allah'ın esirgesin. Esirgesin esirgemesine de geçen hafta o kaç yürekli katlar acımasız İstanbul piyanısını alçı acı İsmail piyanının sünnetsiz altmış şey acı gelişi piyanı zeytin yaklarını hep de maç kupa durmuş piyanının tükenlerini de boy boyunca yer verdi ya zaman çıkartı kazdı adam cinacıklarını tabancıklarını patır patır patlatı verdi. Sonra bu da yetmezmiş gibi cümle esnafın dükkanına ikinci bir teftiş düzenleyerek o hain katlar açmaz İstanbul Efendi, Sünnet Çirza Efendi, Dilsuz oldu, berber görürse mi, ona kızdan yanmak da bu çiçercin babasına düşman diye adamcık o tuz sopaya çakladı. Allah sizin andırsın damacıklarını tuzlattı tuzlattı gene vurdurdu. Hayır Allah! Vay! Genele bakın be ya! Tütüncü bu sizin feneri nerede söndürmüş? Bu saat oldu, anca geliyor ya! Selamun aleyküm komşular! Aleyküm selam! Hayırdır Muhsin Efendi? Sizin batım safı çelek bu sabah görünmedi. Keyifsiz mi? Birkaç gündür canımı sıkıyor. Ya o, senin evladı pırlanta gibidir. Gençlik bu. O kadar kusuna bakma be. Usta, biz de genç olduk. Ama öyle dükkanı tezgaha bırakıp gitmedik. Ben konuşunca yüz göz oluyoruz. Sen şununla bir konuşsan. Sıkma yığını basın efendi. Ben konuşurum ederim. Thank you.
Efendim, aradığınız adam burada olabilir. Bu sakallı bir şey, bu dayıl. Bu da sakallı, bu da dayıl. Bu göbekli, sen git bakayım şöyle. Sen nesin oğlum, Allah Allah. Bunun başıyla göz ayrı öyle. Anam, bu kadın mı? Erkek mi belli bileceğim. Sen aslında yorum yapmak da istiyorsun. Sen ne kokayım ben? Galiba aradığımız adam bu. Maşallah heykel gibi. Tabii kim evladım sen şöyle sol yanında ben de var zaten. Evladım adın ne? Sabi efendim. Aa görüyor musun değil mi? Yine Behar bir zuhur etti. Efendim. Safi diyor. Safi demiyor ki. Ya bunda anlaşılmayacak ne var? Demek ki F harfi ismin başında değil. Bir ablaya sondan ikinci harfi olabilecekmiş. Neyse. Evladım şöyle biraz yakınıma gel benim. Efendi, bizim mahdum bir kabahat mı işler acaba? Ah, işte. Zinet Dağı'ndaki ben. İşte. İşte. İşte orada. Aman evladım kendine gel. Babacığım, müsaade edin. İşte. İşte orada. Efendi, bizim evladı birine mi benzettiniz? Evladım iftiraya mı uğradı? Gerek Zinet Dağı'ndaki ben, gerek de şekli şemaliyle artık bundan eminim. Bu, o. Aman efendi etmeyin. Evladımdan bunca zamana kadar kimse şikayet etmemiştir. Bakınız, bu amcası, bu kirvesi, bunu tanımıyorum. Eğer bir sorun bulduysanız affedin. Maşallah efendi, sizde de ne çare varmış. Siz boyunuz kadar konuşun kafidir. Ben ama oturuyorum efendi. Kalksanız ne zuhur edecek çok merak ettim. Neyse, bırakınız zevzekleri. Aman. Bu sizin mahdumunuz öyle mi? Allah bağışlarsa. Su damlası gibi çocuktur, fırlanta gibidir. Elimizde büyüdü efendi. Safi, oğlum kendine gel. Amcacığım, müsaade edin. İşte, işte orada. Durun, durun. Telaşa mahal yok. Kendim tahkik edeceğim. Evladım, bu zamana kadar herhangi bir cinle bir münasebette bulundun mu? Yani bir hudamın bulunur mu? Evet efendim, hudamın pek kuvvetli. Bakınız, işte, işte orada. Evladım, hey dostum şunu indir de konuşalım. Ne gibi bir hudamın bulunur? Efendim, nasıl arz edeyim? Bazen cinler, periler etrafımı alır. Bana hücum etmek isterler. Hançerimi çeker, kimin ikiye, kimin üçe. Kimin iyiyse dörde bölerim. Kalanını ta kaplarım sürenin. En amansız perileri, en acımasız cinleri saçlarımın zülflerine esir ederim. Bakınız, işte, işte orada. Aa, evladım. Korkudan keçileri kaçırdı. Yedi aklını beynir ekmekle. Ömürler olsun, tırlattı resmen. Safi, oğlum kendine gel. Vallahi alacaklar kelleyi. Aman efendi görmüyor musunuz evladım çıldırdı. Yok. Evladınız afiyettedir maşallah da. Velhasıl bizim adamlık bizim selamlık da adam kalmadı. Neyse. Ah, gerek şekli şemali gerek de o Zinet Dağı'ndaki benle artık eminim. Bu o. Yarın sabah, yarın ale sabah bizim fakirhaneye teşrif buyurunuz. Sizinle hayırlı bir iş için görüşmek isterim. Tabii. Ala. İlmeynecek! Aa Afet kulum, yürek oklamasın, nasıl bayılacaktın? Ay, hiç yüreğin oklamasın Nurhan nerede? Ay, bu gece kimin hasreti varsa Rabbim kavuştursun. Ay, amin amin. Afet kadıncığım, benim halim ne olacak? Ay, bu kadar müşkül atlatan Çengi abi. Senin şu küçücük, ay minicik derdine mi çare bulamayacağım? Bak Dilara'm, ben Murat'ı verdim. Ay, darı senimmiş. Afet kulum, sen ne iyisin? Kızlar, Esma'nın gelin odası. Hep böyle oluyor, ne hiç anlamadım. Kızlar, Esma'nın gelin odası.
odasına götürün. Bir güzel hazırlayın. İhsan'ın efendisine de haber verin. Geline kuşak bağlanacak adettendir. Dilara'mı azat ettirip Dilavere verinceye kadar şu evamlı adamı kızını göstermeyeceğiz. Aman ola, beni ne istiyorsunuz? Kardeşim Esma nasıl? Ay, konuyu cinlerle perilerle doldurdum da şimdi nasıl olur mu soruyorsun? Acaba efendi babamın bulduğu o yanı benli adam Esma'yı düzeltebilecek mi? İnşallah, inşallah. Destur İstanbul Kadısı Savret'e efendi hazretleri. Burada benim bir müziğim olacaktı ama. Ay aman efendim gel. 48 saatten beri gözümüz uyku girmedi. Felaket daima tuz satıyor. Perileri davet ediyor. Ay vicdanın ne zahmet perisi varmış. Yavrucuk. Yediler. Yediler. Ay yediler. Sen de beni yedin bitirdin. Nikahtan sonra birazcık olsun düzen mi olmadı mı? Acaba damadın hudamı galip gelemeyecek mi? Evet hadi bu! Bu İrfan'ın sesi. Ay yok yok. Ay aman efendim. Damadınız sahipçi. Hudamına güvenmesin. Hiç bu işin içerisine girer mi? Evlenmez de herhalde. Tabii canım. Niye evlenmez? Evet hadi bu! Kızım misafirliğinde bir adamı vardı. Şu konağın da iyice şifresini çıkardınız ya. Ay efendim bakınız kızınız el öpmeye geliyor. Ay maşallah. Şimdi göz var nizam var. Bu şey benim kızım. Evladım aç da duanı yüzünü göreyim lan. İyilik sağlık küçük hanıma. Kos kos indiga. İyilik, sağlık küçük hanıma. Aman efendim. Gelinin, duvağını, damattan başka kimse açamaz ki. Evet, evet. Evet. Evladım, bir iki güzel çift söz söyle de o güzel sesini duyayım. Ha siktir lan. Göre benim yedecektim. Senin de akraban olur. Bu nedir ya? Bir lügat icat etmiş. Saydırıyor Allah, saydırıyor. Bu kızın dili süzelmemiş. Ay aman efendim. Bir kere geldi gitsin. Ay bakın nasıl bülbül gibi şakıyacak. Tabii efendim, o sizin ihtisas alanınız. Siz daha iyi bilirsiniz. Ay efendim, gelini kuşak bağlanacak adettendir. Evladımın hiçbir yere belli değil ki. Ay aman efendim. Ay buyurun. Ben yardımcı olayım. Hani belini ortalasam böyle paket yapalım. Ay tabii. Ay hadi maşallah. Torunlarınızı okşarsınız inşallah. Yo! Kim bu dertten evladımın halas olduğunun müjdesini bana getirin. Onu bu cihanda memnun edeceğim. Haydi hayırlı. Ay, ay güve geliyor güve. Esma! 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 Ay. Aşkın cefasını çekmeye ne aşkın? Sefanın kadrini bilmez derler. Esma burada yavrum. Esma? 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 Ha şimdi anladım. Siz beni saat mi sandınız ha? Esep, zümbüre, akrep. Balık efendim ha, balık. Bu yazıklar olsun İrfan. Bu ömrümü yedin İrfan. Öğrenirim efendim ha. Yavaş yavaş. Şimdi anladım. Ben şimdi size gösteririm. Esma. Safi. Esma. Safi. Esma. Safi. Esma. Yürü. Odamıza gidelim. Thank you.
Küçük hanım düzeldi. Ne diyorsun? Kamil hanım düzeldi mi? Evet efendim. Şimdi içeride telini duvarını sallaya sallaya gelin odasında fidan gibi dolaşıyor maşallah. Ne diyorsun? Dili söylüyor mu? Evet efendim. Güveye girer girmez gelini üç kez dokunmuş. Küçük hanım titreye titreye kendine gelmiş. Şimdi içeride gülüyor, eğleniyor. Benden istemişler. İyi o zaman maşallah maşallah. Maşallah. Ay aman efendim. Müsaade buyurursanız. Kızınıza damadınız el öpmeye geliyor. Tabii canım gelsinler gelsinler. Dayanamayacağım. Babacığım. Saficiğim. Sence de biraz zamana ihtiyacımız yok mu çocuğum? Evet. Gene neyi buldun ulan İrfan? Ben neyi buldum sonunda? Ben neyi buldum sonunda? İşlem oldu anında. Yakışır elma yanında. Yoktur değil mi? Yok babacığım hiçbir şeycim kalmadı, her şeyim geçti. O zaman damadıma sat Hazaran, aferin maşallah. Maşallah. Esma'ya bakın kız ayol düzelmiş. Maşallah de evladım maşallah de. Maşallah maşallah. Aşk olsun sana ilişkide. İrfan kendine gel. Aşk olsun sana ilişkide. Evladım kendine gel. Tamam. Aşk olsun sana ilişkide. Dilaver. Dilaver. Git, git şunu nereye kilitliyorsan kilitle, getirme uzun kalacak. Ay aman efendim, müjdeye geçene bir sözünüz yok muydu? Haydi aşk ile şevk ile maşallah. Maşallah. Ay müjde diyorum efendim, müjde. Aa, Dilaram, seni malımdan azat ettim. Haydi artık hürsün canım. Ay ama maşallah efendim. Dilaram, dile benden ne dilersen. Sadece efendim. Oo ay maşallah maşallah. Ay ama maşallah efendim. Daha ne yapayım canım yeter. Baba. Dilaram, ne diyorsun? Seni bir ere vereyim mi? Evet. Yani Allah ömürler versin veli nimetim efendim. Çareyin için bir niyet olsun. Şu cihetten huzura kim gelirse beni ona veriniz. Bu da dünden razıymış ayol. Ay evet efendim. Duyuyor musun? Nasıl anlamıyorum ben mi ya? Efendim. Bakınız kim geldi. Aha. Lan. Bu konakta senden başka adam yok mu lan? İlerim. Ne yapalım? Kısmetine sümsük dilaver zuhur etti. Ne diyorsun? Seni ona vereyim mi? Veririz efendim. Allah desteği uzun ömürler verir inşallah. Dilaver, ne diyorum? Sun, alayım mı Dilaram'ı sana? Vallahi efendim, sevinçten bayılıp düştü, veririz bari. Hanımefendiciğim, hanımefendiciğim. Birkaç yüzyıl sonra sizin bana bu yapmış olduğunuza toplu taşıma araçlarında bir isim verecekler ama ben... Senin adın ne? Fidanmış. Ben de İrfan. Bizim mal da buldu kendine bir tane. Ne demişler? Her kör satıcının kör bir alıcısı varmış. Yaz bunu güzel. O zaman Çengiri babı mutrip çalsın. Çalpareler, rakkaselerle. Ay, vallahi yoruldum. Belim de ağrıyor. Haydi bitirin de gidelim yav. Aa!
koydum divanım, hem bu yola baş koydum divanım, hem bu yola baş koydum. Seni gelecek diye divanım, seni gelecek diye divanım, bir yanımı boş koydum divanım, bir yanımı boş koydum. Kekliğim aktal, ufak 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 bas. Aşk onların sar boynuma, ister öldür ister az. Aşk onların sar boynuma, ister öldür ister az. Arabası dört teker civanım, arabası dört teker civanım, beyoluna kum çeker hanımım, beyoluna kum çeker. Beyolunun kızları civanım, beyolunun kızları civanım, pişman eder göz güzel civanım, pişman eder göz güzel. Kekliğim akbal kufak, kufak kufak bas. Aşk onların sar boynuma, ister öldür ister az. Aşk onların sar boynuma, ister öldür ister az.
sevgili heyeti, kıymetli müdürlerim, sevgili sanatçı arkadaşlarım ve sevgili dostlar, siz veliler, öğrenciler, bu muhteşem ekibe bir alkış daha rica ederim. Olmaz en önemli öğelerinden diyebiliyorsunuz insandır. İnsan bizim için çok değerlidir. Bu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. İlmi öğretebilirsiniz, fenli öğretebilirsiniz. Ama sanatı öğretmediğiniz zaman bir ülkenin damarlarını koparmış ve yerinden söküp atmış olursunuz. Bunlar bizim damarlarımız, bizi besliyorlar. O yüzden bir alkışlar istiyorum. Ve ben yine bu sahnedeydim. O zaman sevgili Aydın Dönmen'in Liseli Harikalar Kumpanyası'na birlikte oradan bugüne kalan yok herhalde. Bir tek sana Melih Kibar biliyorsunuz, efsane bir müzik adamı, pek çok organizasyonu, pek çok önemli filmi, diziyi, seslendirme anlamında müthiş müzikleriyle karşımıza çıkan bir isim. Ve profesyonellere taş çıkartan bir ekipti. Bu ekip Anabilim, Anadolu Lisesi, Müzikal Tiyatro Topluluğu. Ben kocaman bir alkış istiyorum. İstanbul Efendisi'nin yönetmenliğini sevgili Cengiz Çevik yaptı. Az sonra bizlerle birlikte olacak. Sözü fazla uzatmıyorum. Ben Cengiz Çevik için kocaman bir alkış rica ediyorum. Şimdi sana sözü bırakacağım ama bırakmadan önce müthiş bir sürprizi var bu ekibin senin için. Harikul abi bir sürpriz. Şimdi sürpriz gelecek. Sahnenin inmesini bekleyeceğiz birazcık. Senin için. Heyecanlanman gerekiyor çünkü ülke ahdı vefanın defalı bozacı olduğunu zannediyor. Ama ahdı vefa bu çocukların zihinlerinde, benim oğlumun okulu bu okulda çok farklı anlamlar taşıyor. Çok güçlü bir birlikteyim demek bu, çok güçlü bir insanlık demek. Kaybettiğimiz ama arayıp da okullarda, özellikle bu tip okullarda bulabileceğimiz insanlığın kahramanı bu gençler, bunu da hazırlayan bu gençler. Bir alkışlar istiyorum. Hazır mıyız hocam? Hazırsak gençler... Sen de bir öğretmen sayılmışsın hocam. Senin için açalım. Geliyor. Cengiz abi de onu yüklü olsun. Çok çirkin ya. İlksek tüseliyoruz abimdi. Emekleriniz onların karşılanmışıdır. Ve senin bunda kıyıda bir tartışılmaz. Çok büyük.
Seni tekrar doğumda kutluyorum ve umarım daha uzun bir seneler beraber oluruz. Oğlum niye ölmüş gibi bir şey? Çok sevdiğim bir abim doğum günmüş. İyi ki olacaksın abi. İyi ki bizim hocamızsın şu an. İyi ki seninle tiyatro yapıyorum. İnşallah tarzı yapacağım. Oğlum trafik kazasında. Sen hep güler, şiirli yollar. Ben de araştırsın. Şarkı söylüyoruz, hazır mısın? Happy birthday to you, happy birthday to you. Amin! Happy birthday to you. İnci. Oğlum bu çocuk var ya kayboldu. Bana yazdı bir şey. Liseye başladığımızdan da ikimizde çok bir geriye kalktı. Her zaman başarılı sıkıştırdılar. Sanki bu müzik mi ya? Sonra şimdi işlerimizi biliyorduk. Seni çok seviyoruz. Sen bize çok şey kattın, bize çok şey öğrettin. Karakter anlamında, rol anlamında, tiyatro anlamında. Hayat anlamında çok şey kattın bize. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok çok seviyoruz. Ben de aynılarına katılmakla beraber 4 yıl önce ilk başta senin yanına geldiğimiz günü hatırlıyorum. Benim fault'ı zorla soktuğum, sonra senin yanına geliştirmeye çalıştığımızı. O günden bugün hayatımızda çok şey değişti. Gerçekten insan olabilmeyi öğrendik. Hani çok duygusal olmasını istemiyorum çünkü. Yani sen bize hiçbir zaman öğretmen öğrenci ilişkisiyle yaklaşmadın. Her zaman bize bağlı oldun. Sadece tiyatro anlamında değil, hayatımızda yolunda giden gitmeyen ne varsa bize yardımcı oldu. Bizim bu insanlar olmamızı sağladın abi. Biz eğer bugün puanlayacak olursak senin sayende de puanlayacak olursak. Başımız sıkıştığımızda sana sadece ayrılmalar edelim. Herhangi bir öğretmen olarak da değil ama bize bir dost olduğunu, dost olduğunu, sırlarımızı paylaştık. Sırlarını dinledik, sırlarımızı söyledik. Bize çok büyük şeyler yapmış. Şimdi ben baktım da çok teşekkür ederiz abi. İki dolu. Çocuğum kurusu. E ben önde ben baktım. Umarım 4 yıl 5 yıl sonra yine bu videoları beraber izleyip gülüp eğlenebiliyoruzdur. Bu 3 yılda bana gerçekten çok fazla şey kattın. En önemlisi bu 3 yıl önce buraya gelen doğayla şu anki doğa arasında dağlar kadar fark var. Burası okulumun bir köşesiyken artık burası benim için bir ev oldu. Gerçekten öyle. Ben bu 3 yılda ne zaman kendimi kötü hissetsem, başım sıkışsa, ne yapacağımı bilemesem ben hep bu tiyatroya sığındım. Size sığındım, diğer ekiplere sığındım. Ve her zaman da bir şekilde bana yardım dokundu. Bunun için ne kadar teşekkür etsem az. Çoğu yaşıtım ne yapacağını bilemezken, hayatta ne olacağını bilemezken bana her zaman uğraşacağım bir mesele, yürüyeceğim bir yol verdiniz. Beni tiyatroyla tanıştırdınız, bana tiyatroyu sevdirdiniz. Bu yüzden de size çok teşekkür ediyorum. Bu 3 yıl boyunca gerçekten şu an saymaya başlasam 5 dakikayı geçecek kadar dost kazandım. İyi günümde, kötü günümde yanımda olan bir sürü kadar arkadaş edindim sizin sayenizde. En önemlisi sizinle tanıştım. Bana her zaman daha bir tepkiyle de çok teşekkür ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Dünyada en güzel şey herhalde dost birizmek. Bir dakika, bir dakika. Biz onların armağanı, biz salonun da Cengiz'e bir armağanı var. Hep birlikte söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman... İki doğdun Cengiz, iki doğdun Cengiz, iki doğdun, iki doğdun, iki doğdun Cengiz. İyi ki doğmuşum, iyi ki sizlerle beraberim, iyi ki sizin gibi kardeşlerim var. Dediğim gibi dünyada aslında dost biriktirmek, arkadaş biriktirmek çok önemli bir şey. Kendiniz dediniz, onlar benim öğrencim değil.
gerçekten kardeşim, arkadaşım. Birçoğuyla BSE'yle beraberiz, mezun olsalar da devam ediyoruz. İnşallah daha çok uzun yıllar boyunca bu kardeşliğimiz, dostluğumuz her zaman baki kalacak. İyi ki varsınız, sahip edebilirim. Sağ olun. Cengiz, muhteşem bir eser. Gerçekten sen de harikulade bir yönetmenlikle ortaya koydun. Gençlerle bizleri buluşturdun. Çok teşekkür ediyoruz. Neler söylemek istersin? Mesajlar var. Sonra mesajlar alacağım. Keşke bu kaldırmasayı indirelim onu. Çünkü az sonra mesajlarımız var. Valla söyleyecek çok sözüm aslında. Öyle bir eğitim kurumundayız ki işte 5. senemiz. Ve sanattan sanatçıya verdikleri değerden kaynaklı, önemden kaynaklı ürünler ortada. Projeler ortada, prodüksiyonlar ortada. Türkiye'de artık sanat yapılması çok zor bir ülke ne yazık ki. Ve bunu yapabilen çok az sayıda kurum var. Ana bilim eğitim kurumları da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben bir sanatçı olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz destekten dolayı değerli yöneticilerimize, ana bilim eğitim kurumlarına kocaman bir alkışla beraber teşekkür etmek istiyorum. Ama yine en büyük teşekkürlerimden bir tanesi de sevgili oyuncularıma. Onlar bu kadar hevesli, istekli, yetenekli olmasalar ki ne yaparsak yapalım ortaya iyi bir ürün çıkarmamız mümkün değil. Ben aynı zamanda kendi adıma Şehir Tiyatrosu'nun değerli oyuncuları aramızda arkadaşlarım. İstanbul Efendisi oyununda da oynayan isimler Engin Alkan'la beraber sevgili Nazan Yatkın Balabıyık ve Çağatay Balabıyık. Bizimle bu akşam burada olduğunuz için tekrar adıma ayrıca çok büyük teşekkür ediyorum size de. Ve siz değerli seyirciler yine bizimle birlikte olduğunuz için bu akşam hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Cengiz'in biz teşekkür ediyoruz. İstanbul Efendisi gibi bir operete burada hayat verdin. Seneye La Traviata'ya bekliyoruz seni. Ya da aşk iksiri falan iş yapar. Hocam da burada güzel konuda resimlerdir. Peki. Bu gece hem öğrenciler hem bizler çok şanslıyız çünkü çok güzel mesajlar var. Çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte. Daha sonra bunları tek tek anons edeceğim ve sahneye davet edeceğim ama onun öncesinde yıllar önce ben senkronda seslendirmeye ilk kez adım atarken onunla karşılaşmıştım. Benim için çok değerli bir isimdi. Rambo'nun, Fred Çakmaktaş'ın, Bill Cosby'nin, Robert De Niro'nun sesiydi. İlk olarak onu dinleyelim. Güçlü bir alkış rica ediyorum. Sayın Sezai Aydın için Sezai Aydın'ın neler söylemiş. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Maalesef aranızda olamayacağım. Bu ay hep turnelerle geçecek. Yani şehir dışındayım. Bunun için etkinliğinize katılamıyorum. Umarım çok güzel bir oyun çıkmıştır. Çok güzel bir şekilde de canlandırıyorsunuzdur. Bu işe emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ederim. Güzel bir oyun çalışmışsınız. Biz epey bir zaman prova yapmıştık. Ve güzel bir oyunu sahnelendik İstanbul'da. Sizlerin de bu gayretiniz inşallah karşılık bulur. Ve yollarımız bir gün meslektaş olaraktan umarım kesişir. Hoşçakalın. Merhaba, ben Sevda Alkor. Anabilim eğitim kurumları, lise öğrencileri İstanbul Efendisi'ni sahneye çıkarmış, beni de davet ettiler. Fakat ne yazık ki o tarihlerde Çanakkale'de İki Yata Yarım Aşk isimli kısa filmimin gösterimi ve söyleşisi için bulunacağım. Ve bu davette bulunamayacağım. Kendilerine iyi şanslar diliyorum, sevgiyle öpüyorum. Sevgili hanımefendi, gençler meşhuri, oyununuzu izlemeyi gerçekten çok isterdim. Ancak ben de aynı tarihte kent dışında başka bir gösteride olacağım. O yüzden bir sonraki gösteriniz için söz veriyorum, kaçırmayacağım. Görüşürüz, kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba, Ana Bilim Eğitim Kurumları'nın kıymetli
lise son sınıf öğrencileri duyduğum kadarıyla İstanbul Efendisi adlı oyunu oynayacak. Sizler de şu anda gördüğünüz gibi bir kostüm provasındayım. İlerleyerek bir Atatürk hikayesi adlı oyunu kostüm provasındayım. Bize bir ödül layık görmüşsünüz. Öncelikle teşekkür ediyorum hepinize. Bu ödülü alamayacağım için çok mutsuzum. Bunu bilin öncelikle. Çünkü aranızda olamamamızın sebebi mesleğinizi icra etmek üzere. Bir başka şehre turneye gidiyoruz ama en kısa fırsatta, en kısa zamanda, ilk fırsatta aranızda olmak istiyoruz. Öpüyorum sizleri. Sağ olun, var olun. Evet, sevgili, çok sevgili Ataşehir Anabilim Eğitim Kurumları Lisesi öğrencileri. Aranızda yarın olmayı o kadar çok istedim ki. Ama sağlık durumu maalesef sizlerle birlikte bu özel günü kutlamak için el vermedi. Çok yeni ameliyatlıyım çocuklar. Keşke yanınızda olabilseydim. Onun için de baksanıza böyle karşınıza biraz bakımsız çıktım Melek ablanız. Kusuruna bakmayın onun. Yoksa süslenip düşenip çıkmak isterdim ama olamadım maalesef. Sevgili çocuklar, çok özel bir oyun sergileyeceğinizi biliyorum. Müsaitzade Cemal'in İstanbul Efendisi oyunu. Benim o kadar iyi bildiğim bir oyundur ki bu. İki kez bir konservatuar yıllarında Ankara'da, ikincisi de Ankara Devlet Tiyatroları'nda Çengi Afet rolünü oynamıştım orada. Ve de bayılarak oynamıştım. Çok keyifli bir oyundur. Ve Müsaitzade Celal de çok önemli bir yazardır. Onun için bu yarınki özel günde yanınızda olamayacağım ama tüm gönlüm, ruhum sizlerle beraber. Sizlere Melek ablanız buradan kocaman alkışlar yolluyor. Çok iyi olacağınızı biliyorum. Sağlığım el versin, düzeyim. Özel olarak sizleri ziyarete geleceğim çocuklar. Efendim Sayın Selim Altura, Sayın Metin Uçay'a, Sayın Arda Aydın'a ki biliyorsunuz sevgili Sezai Aydın'ın kıymetli evladı. Ve son olarak Sayın Melek Baykal'a çok teşekkür ediyoruz. Ben bir kez daha bir yaptığınızı sizden alkışlayacağım. Efendim çok değerli konuklarımız olduğunu ifade etmiştim. Hayatımıza Kurtlar Vadisi'yle girdi ama zannediyorum geçtiğimiz hafta hepimizi ağlattı. Televizyon başında ağlamayan adam sayısı çok azdı. Ben 30 yılımı televizyonculuğa verdim. 30 yıl içerisinde bir asmalık olağa. Bir de İstanbul'da geleni oturup baştan sona seyredim ve ağladım. Hakikaten müthiş bir diziydi. O dizinin harikulade adamı, gülen adamı, sinirlenirken gülen adamı, sinirleri bozuk ama gülen adamı, Muharrem Türksever'i alkışlarla davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani öncelikle Ana Bilim Eğitim Kurumları yönetimine ve beni davet edenlere çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yani heyecanlıyım birazcık. Ben neyse bu yükseltiği çıktığımda hep böyle heyecanlanıyorum. Ya bu teşekkürden ziyade ben sizi alkışlamak istiyorum. Şahaneydiniz yani. Cengiz Hocam, Cengiz Hocam'ın rejisiyle inanılmaz bir İstanbul Efendisi izledik. Ben ki bunu Çağatay'da izlemiştim, Nazlı'nın önünü izlemiştim bir şehir tiyatrolarında oynadığı zaman. Yani sizin oyundan halde şey böyle olmuş öyle değil mi? Hakikaten şahane yani, ben bayıldım. Salih de oynamamış mıydı İslam'da? Salih Şark Dişlisi'nde mi oynamış? Şark Dişlisi'nde oynadı evet. Yani hakikaten söylüyorum çok iyiydiniz. Yani hakikaten çok böyle profesyonel bir oyun izledi değil mi? Böyle amatör bir grup gibi durmuyoruz yani gayet profesyoneller değil mi? Emre'nize sağlık. Gönlünüze sağlık, birbirinize sağlık, ne dediğini bilmiyorum ama hakikaten bu sahnede olmak bambaşka değil mi? Valla gönlünüze bereket, çok teşekkür ederim. Bu güzel davetiniz için de çok teşekkür ederim. Hakikaten bir işim vardı, iptal ettim, böyle heyecanla gelmek istedim. Hülya Hanım sağa sola kıramadım. Çok heyecanlıydım, İstanbul Efendisi'ni de çok severim. Vesile oldu bir şeyler, çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz ama sizi bırakmıyoruz çünkü yönetim kurulu başkanımız Sayın Serkan Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Size bir plaket takdim edecekler bizlerle birlikte olduğunuz için.
istemem, bırakmayın. Serkan Beyciğim, sizi de oraya alayım. Çünkü çok değerli bir konuğumuz daha bizlerle birlikte. Bizim için hakikaten olmazsa olmaz. Benim kırmızı çizgim, sizi bilmem ama hakikaten bugün eğer buradaysak, bugün eğer soluk alabiliyorsak, bugün eğer bu evlatlarımızı geleceğe güvenle hazırlayabiliyorsak ona çok şey borçluyuz. Ruhu şad olsun. Bize bugünleri armağan ettiği için binlerce kez teşekkürler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir alkış rica ediyorum. Amca tarafından yazar, şair, gazeteci, aktivist, sporcu kimliğiyle de tanıyoruz kendisini. Sayın Selin Söğütlügil, alkışlarla arz ediyorum. Size çok güzel bir şey hediye edecekmiş Serkan Bey. Evet, geliyor. Şimdi burada geldi mi? Siz göstermeyin onu. Selin Hanım göstersin. Size takdim etmek istiyorum. Benim için çok
Efendim bırakmıyoruz sizi de. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok şöyle nice. Beraber. Evet. Çocuklar Serkan Bey, sizi bırakmayın. Bir değerli konuğumuz daha var. Ben o konuğumuz içinde yine icra kurulu üyesi Sayın Seda Zeynep Aytaçlı'yı da alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Bu oluşumun büyük emektarlarından, Türk sinemasının çok değerli isimlerinden biriydi. Gerçekten ben bir kez daha rahmetle, saygıyla ve de alkışlarınızı almak istiyorum sevgili Oya Aydoğan'ı. Ve kıymetli oğlu Kanıt Ateş Üstünde dizisiyle de tanıdığımız Gurur Aydoğan da bizlerle birlikte kendisini güçlü alkışlarla davet ediyoruz. Dolayı çok mutluyum ve her sene de seve seve gelirim. Evet, plaketini takdim edecekler. Seda Hanım, Seda Hanım'ı takdim edecek. Ben beyledim. Efendim bir toplu fotoğraf alalım hepimiz. Bu 33 yılın resmi. Hakikaten 33 yıldır Türkiye eğitimine büyük destek veren ana bilim okulları bugün de bu anı ölümsüzleştiriyor. Bence oturarak değil, şöyle ayakta bu gençleri, bu güzel evlatları